olmazsa şu Şişhane Taksim arası 5 dakikalık bir yer. Evet. Yarım saat, bir saatte gittiğimiz oluyor. Çok daha hoş ve tok bir Türkçe kullanmaları aslında ilk dikkat çeken. Görüyorum ki satranç oynuyorsunuz. Her zaman gelip oynar mısınız burada? Sık sık. Daha vurgu yapılırdı, kelimeler tam telaffuz edilirdi. ...60'lı 70'li yıllarda bir okulda, bir kıraathanede ya da alışverişte yapılan o röportajları ilgiyle, hayranlıkla izler olduk. Berna, buraya her zaman gelebiliyor musun? Tabii her zaman gelebiliyorum ve burada bulunan araç gereçlerden kolaylıkla yararlanabiliyorum. Ya ne kadar düzgün konuşuyor, düzgün bir Türkçe'ye sahip. Çok farklı duygular uyandırıyor. Sosyal medyada o eski görüntüleri izleyen herkes ortak bir yorum yapıyor. Ve yapılan ilk yorum da şu oluyor. Bir zamanlar Türkiye'de herkes ne kadar güzel Türkçe konuşuyormuş. Hiç uyuyamadık. Yani bu telaşın nedeniyle üniversite imtihanları herhalde daha kolay olacak bunun yanında. Bana trajikomik bir tiyatro oynuyormuşum gibi geliyor. O eski kelimelerin çoğu unutuldu gitti. Günlük konuşmalarımız da değişti. Tamam, TM falan. Hocam. Tamam yerine TM mi diyorsun? Aynen öyle. Kısaltıyoruz, ok diyoruz tamam yerine mesela. Böyle şeyler. Bugünün Türkçesi bu plaza Türkçesi denen Türkçe'ye dönüştü son dönemde. Gençler bunlara biraz yabancı tabii ki. Ekseriyetle geliyor musun buraya? Efendim? Ekseriyetle geliyor musun? O ne? Hep buraya mı gelirsiniz? Ekseriyetle. Ekseriyet ne demek sizce? Bilmiyorum. Ben ekseriyette sanat müziğini falan izliyorum o eski şeyleri. Kadir Şinas biri olduğunu düşünüyor musunuz hanımefendinin? Çok farklı sorular geliyor ya. Kadir Şinas. İyi bir şey olsa gerek. Kadir Şinas. Kadir ne demek anlamı? Kadir Şinas. Kadir Şinas bilmiyorum. Kadir Şinas, kadir kıymet bilen demek. Hanımefendi, nevi şahsına münhasır bir kişi mi? Nasıl? Annem nevi şahsına münhasır bir insandır, evet, kendine özgü. Bu kelimeleri artık günlük hayatımızda neredeyse kullanmıyoruz. Kullanıldığını duyduğumuzda da anlamını bilmiyoruz çoğu kez. Ve internete giriyoruz, anlamı nedir diye bakıyoruz. Çok duymuşumdur hani eskiye yönelik dili. O zaman girip bakarım mesela, hani araştırırım, anlamı neymiş. Eski kelimelere duyulan özlem son dönemde hediyelik eşyalara basılmaya başladı. Hem de anlamlarıyla birlikte. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, hatta anne babalarımızın da çok sık kullandığı kelimelerdi bunlar. Bizim yaş grubumuz herhalde bu eski kelimelere biraz daha aşina. Özellikle bence bu internet çağından sonra iyice bozuldu. Bizim öncelikli gayemiz bu unutulan güzel kıymetli kelimeleri yeniden tedavüle sokmaktı. O kelimeleri merak edenler ve araştıranlara göre eski kelimeleri dijitalleşme unutturdu. Şimdi hepimize düşen bir görev var. Dilimizin zenginliğinin farkında olmak. Hissi kablel vuku çok havalı geliyor bana. Hissi kablel vuku olacak bir şeyi gerçekleşmeden önce hissetmek demek. Ön sezi.